Arife Gökçe'ye ne oldu? Türkiye günlerdir bunu merak ediyor. Tahminler ne yazık ki zavallı kadının öldürüldüğü yönünde. Sinan Sardoğan. Türkiye'de son bir haftadır, 10 gündür galiba ismi en çok konuşulan kişi bu. Baş şüpheli aynı zamanda o kadının ortadan kaybolması ile ilgili akıl almaz açıklamalar. Dün de devam etti Müge Anlı'nın programında. Kaçamak cevaplar vermeye devam etti Sinan Sardoğan. Bilmiyorum, hayır. Daha önce söylediklerini inkar etmeye devam etti. Herkesi çileden çıkarmaya devam etti. Ama ilerleyen dakikalarda bir görgü tanığı ortaya çıktı ki işler değişti. Ben bir şey yapmadım. Sen hiç yapar mısın? Ben böyle bir şey yapmadım. Annemi ne aradın oğlum? Niye arayacakmışsın ben ananı? Aramışsın. Karınmışım mı? Tamam da onların da anneleri ya. Üzülmüyor musun onlar için? Niye üzüleceğim bana? Bunlar ne yaptılar? Söyle bana, ben de sorayım. Sakın gelme. Gerisini sen düşün dedi bana. Ben de mesaj attım ona. Ayıp takıyorlardı. Ben de küfür ediyordum. Üçüncü gidişinde yukarı çıkıyor ama aşağı dönüşü yok bu arada. Kameraya ben inanmam. Kafasına vurdu. Oradan da gitti. Öyle bir şey yok ki. Var jandarma kayıtlarında. Hayır. Kağıda madde inanmam ben. O gün ne oldu da arıyorsun? Hayır, ben o gün aramadım onu ben. Bak, sen arayıp aramadım diyorsun ya. Senin bu telefonunu gizlemen seni gizlemiyor. Sen onu anlayamamışsın bugüne kadar. Jandarmanın elinde var zaten o gün yaptığın konuşmalar. Artık bunu saklayacak bir tarafı kalmadı Sinan. Arife Gökçe o gün kayboluyor. Kaybolduğu zaman da dediğim gibi Sinan gözaltına alınıyor ifade için. Ve Sinan o gün şöyle bir şey demiyor yani. Ben görmedim etmedim falan demiyor. Sinan Arife Gökçe'yi gördüğünü, Arife Gökçe'nin 3 kişi tarafından kaçırıldığını anlatıyor. Verdiği ilk ifadede. Jandarmayı her ne kadar dün kabul etmese de belki bugün eder. Jandarmaya bazı yerler gösteriyor. Bazı şeyler anlatıyor. Bugün Eren aslında Müge'yi orada yönlendirecek, muhabirimiz Müge'yi. Sinan nereleri gösterdi ve ne dedi? Burada sarışın adamların onu tuttuğunu, arkadan esmer adamın geldiğini, sarışın adamın elinden kadını aldığını ve buranın üzerinden, olay günü zaten orada tahtalar da vardı, buranın üzerinden tahtayı alıp kafasına vurduğunu söyledi. Evet Sinan, ne diyorsun? Yalan. Ne yalan? Yalan. Yapmadın da niye o zaman böyle yani yalan yanlış hayır ifade veriyorsun ya? Çatlatırsın. Hayır. Seninle alakalı olmayan bir konuya sen neden ifade veriyorsun? Öyle madem şey yapmadın niye diyorsun? Öyle bir şey buraya yok. Buraya götürdü, buraya etti. Hayır, öyle bir şey yok. Biz yalan mı söylüyoruz? Yalan söyleyin. Devletin adamı yalan mı söylüyor? Yalan sadece söylüyoruz. Doğru sensin o zaman doğru burada. Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Yani evet. Sinan'ın verdiği bu yol, yani Arife teyze kaçırıldıysa gerçekten hani çok uygun bir yol. Çok doğru evet bir yol. Yani çok doğru bir yol. Evet. Ya çünkü tam oradan alınacak. Çünkü sol tarafa gitse gördük doğru minibüsler falan deniyor. İnsanlar geliyor. Orası kalabalık. Evet. Bu taraf sakin bir yer. Yani. Burada hiç kimse yok. Biz de günlerdir oradayız. Hiç evet. Orası boş bir yer. Bir de şu an buranın aşağısı hemen dere. Hı hı. Direkt yani köyün çıkışına çıkıyor. Gelen bir ihbar var. O gün köyde Dombo denilen bir yerde bir kadın çığlığı duyduğunu söyleyenler varmış. Belediye ekiplerinden. Dombo denen yer neresi? Köyün hemen şimdi... Bizim mahallenin altı. Kanalın bitişi. Yani Sinan'ın jandarmaları ilk götürdüğü yere mi Dombo? Evet, 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 evet. Senin jandarmaya ilk gösterdiğin yermiş. Yani iki sarışın adam, bir esmer adam aldı, omuzladı, götürdü dediğin yer değil mi Dombo? E tamam, orada da burada çalışanlar varmış, orada bir işçiler varmış. Hayır, ben bir kadın işte çığlığı duymuşlar. Hayır, ben kimseleri görmedim. Ben evimdeydim. Kendi evimdeydim ben. Zaten o Gökçeler görmese sen hiç evden dışarı çıkmamış olacaktın. Onlar seni görmeselerdi sen evde oturmuş olacaktın yani. Artık melemenin domatesini mi doğruyorsun, biberini mi doğruyorsun? Bir domates doğrayacaktın, bir biber doğrayacaktın. İki ekmek, üç ekmek, dört ekmek yiyecektin. Öyle. Melemeni sabah yapmıştın. Şimdi öğleden sonraya geldik. Öğleden sonraya geldiğimizde domatesi doğradın, bıraktın, mezarlığa gittin. Evet. Duan da ettin. Evet. Ne dedin annene o gün? Ya. Anneciğim, ben bugün gene Fikri amcalara 10 kez mesaj attım. Hayır. Arife teyzeyi de aradım. Bir de küfür ettim ana avrat. Hayır. Ne dedi? Allah rahmet etsin, nur içinde yat dedim. Bizimki nerede yatsın? Tamam. Bir telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Otobüs muavini olduğunu söylüyor. Hoş geldiniz yanımıza, buyurun. Hoş bulduk Müge abla. Ben bu adamı Samsun'a giderken Tokat'ta ben bir tane yolcu indirdim yol kenarında. Valizi verirken yolcuya bir baktım bu. Bunun pantolonlarında falan kan vardı. Üzerinde kot pantolon vardı. Diz kapakları falan kandı bunun. Peki bu telefon açan adama ne diyorsun? Hangi? Otobüs şoförü. Öyle bir şey yok. Ben görmedim onu. O seni görmüş ama. Hayır. Yalan söyle. Pantolonunda kan varmış. Yalan. Sen Arife teyzenin nereye konulduğunu sen bir söyle. En azından bir cenaze namazı kılınsın. Çok özür diliyorum böyle söylediğim için ama. Ben bilmiyorum. İnanın burada olmak çok zor bir şey. Ben
Sinan Arife teyzeyi öldürdü mü, bir yere mi gömdü? Bununla ilgili tabii ki fikrim var. Yayında öldürdü gömdü diyemem. Ama bu adamın bu haliyle dışarıda durmaması lazım, onu söyleyebilirim. Evet, artık dışarıda değil, sıcak bir gelişme var bu konuyla ilgili değerli izleyenler. Onu da hemen paylaşayım sizinle. Sinan Sardoğan gece saatlerinde gözaltına alındı. Bu bilgiyi de sizlere iletmiş olalım.